أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Oh.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله لا تضيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugün sıla-i rahimden bahsedeceğiz. Sıla-i rahim kısaca akraba ilişkileri anlamına gelmektedir. Bu kavram zikredilince amca, hala, teyze, dayı ve bunların çocukları, kayınvalide, kayınpeder ve kayınbirader gibi yakınlara karşı üzerimize düşen insani, ahlaki ve sosyal bir takım görevler akla gelir. Muhterem Müslümanlar, İslam dini akrabalarımızla ilişkileri sürdürmemizi ve onların haklarını gözetmemizi bizden istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Celle Celaluhu kendisine ibadetten sonra başta ana baba olmak üzere toplumun iyiye muhtaç diğer sınıf ve bireyler arasında iyi ilişkiler kurmamızı bize emretmekte ve şöyle buyurmaktadır: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Aziz müminler, Cenab-ı Hak bizleri kardeş olarak ilan etmektedir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bir vücudun muhtelif azalarına benzetmekte, o vücudun bir organı rahatsız olunca öteki organların tamamının bu ızdıraba ortak olduklarından bahsetmektedir. Birbirlerine bu kadar yakın olan biz Müslümanların başta akrabalarımız olmak üzere komşularımız ve diğer insanlara karşı riayet edeceğimiz bir takım hususlar vardır. Karşılıklı olarak ziyaretleşme, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, iyilik ve ikram, iyi ve kötü günde beraber olma, davete icabet, hasta ziyareti, taziye, tebrikleşme ve bayramlaşma gibi sosyal ve ahlaki görevlerimiz bulunmaktadır. Değerli müminler, her konuda bize rehber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bizim için mükemmel bir örnektir. Nitekim daha peygamberliğin ilk günlerinde Allah seni ne ile gönderdi sorusuna muhatap olmuş. Bu soruya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hısım ve akrabayı gözetmekle emrolundum şeklinde cevap vermiştir. Bir gün adamın biri Efendimizin devesinin yularına yapıştı ve cennete girmek için ve cehennemden uzaklaşmak için ne yapmalıyım diye sordu. Peygamberimizin cevabı şöyle olmuştu: Allah'a ibadet eder, ondan başkasını ilah yerine koymazsın, namaz kılıp zekat verirsin ve akrabanı koruyup gözetirsin buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'ı överken, o Kureyş'in en cömerti ve akrabalık bağlarına en çok riayet edenidir buyurmuştu. Demek ki iyi bir Müslümanın en belirgin özelliklerinden biri akrabalık bağını devam ettirmesidir. Muhterem cemaat, insanlara yapacağımız iyilik ve yardımda akrabalarımızın önceliği bulunmaktadır. Zira insanın önce muhtaç durumdaki yakınlarına yardım etmesi tabii bir durumdur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver buyurulmaktadır. Bu sebeple zekat ve fitrelerimizi öncelikle akrabadan yoksul olanlara vermemiz bu tür mali ibadetlerin daha çok kabulüne vesile olacaktır. Zira Peygamberimiz akrabaya bir şey vermenin biri sadaka sevabı,
Diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabı olmak üzere kişiye iki sevap kazandıracağını haber vermektedir. Muhterem müminler, dinimiz akrabalık ilişkilerine bu kadar önem verirken biz Müslümanların bu konuda ihmalkar davrandığımız bir gerçektir. Üzüntüyle ifade edelim ki sıla-i rahimle vefa, emanete riayet ve yaşlılara hürmet gibi kaybolmaya bir tutmuş değerlerimiz arasında yerini almış bulunmaktadır. Artık insanlar bayramlarda akrabalarını ve büyüklerini ziyaret etmek yerine tatili tercih etmekte, şehirlerimizde üst kattaki komşu alt kattakini tanımaz hale gelmektedir. Peki çare nedir? Çare bizi biz yapan değerlerimizde en başta İslam'a dönmektir. Değerli müminler, hutbemi iki hadis nâriyle bitiriyorum. Akrabası ile ilgiyi kesen cennete giremez. Akrabasını ihmal eden onun cezasını hem dünyada hem de ahirette çeker. Muhakkak ki Allah Resulü doğruyu söyledi. Ela inne ahsana kelam ve ablagan nizam kelamullahi melikil azizil alam kema kala Allahu tebareke ve teala fil kelam fe iza kuri'a al-Kur'an fesemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyhi ve tekrimen li fekameti şan-ı şerefi safiyyih. Ve kâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmiran. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne ala nebiyh. Ya eyyühellezîne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu teslimâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Bizlere dünya ve ahirette iyilik ve güzellikle ihsan eyle. Amin. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Amin. Cennetimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Amin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırma. Amin. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin. İnnallâhe ya'mur bil adli vel ihsan fuhşihatı, kötülüğü ve aşırılığı yasak eder, tutasınız diye sizlere öğüt verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aralarda boşaltanımızın Allah rahmet eylesin. Hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala felah, hayya ala felah. Alvamet salah, alvamet salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Mm-hmm.